Gastro Şef'ten hepinize merhaba. Bugün sizlere tereyağlı pirinç pilavı nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle hemen malzemeleri sayayım. 1 bardak pirincim var. 2 yemek, burada 1 yemek kaşığı varım. 2 yemek kaşığı tereyağı kullanacağız. Limon, tuz, şeker ve de ayçiçek yağı kullanacağım. Hemen nasıl yapıldığına başlayayım. Limonu göreceksiniz. Biraz onu anlatacağım. Daha var. Biraz onu da şaşırmış olabilirsiniz. Ben bunları yaklaşık 1 saat önce sıcak su ve 1 kaşık tuz koyarak ıslattım. Gördüğünüz üzere şu anda suyun böyle bir beyaz rengi var. Nişastasını bizim almamız lazım pirincin. O yüzden ben bunu iyicene yıkayacağım ve de süzeceğim. Bunu yapmanızı öneriyorum. Çünkü bulunan pirincin içerisinde bulunan nişasta pirincin yapışmasına neden olacaktır. Ve tane tane bir pilav elde edemezsiniz eğer çok nişasta barındırıyorsa içerisinde. Evet, pirinçlerimi de iyicene yıkadım. Yıkarken kırmamaya da özen gösterin. Evet, şimdi tereyağımı eriteceğim. Ve de bir yemek kaşığı kadar, belki biraz ondan daha az ayçiçek yağı koyacağım. Çünkü tereyağı içerisinde bulunan sütten dolayı çok kolay yanabilen bir ürün. Ve ben biraz ayçiçek yağı eklediğimde bu yanma derecesini biraz olsun yükselteceğim. Tereyağımız eridi ve ısındı. Hemen içerisine ben pirinçlerimi ekliyorum. Bu aşamada sabırlı olmak en önemli püf noktası. Çünkü uzun bir süre alacak kavurmamız. Şöyle bir püf noktası vereceğim size. Böyle çok yüksek bir ateş değil. Ocağın küçük gözünde şu anda ben kavuruyorum. Şimdi bu aşamada pirinçlerimiz normal bir şekilde kavrulacak. 1-2 dakika sonra pirinçler birbirine yapışmaya başlayacaklar. Birbirlerine yapışmaya başladıktan sonra anlayın ki doğru yoldasınız. Ve kavurmaya devam ettiğinizde o pirinçler birbirlerinden ayrılacaklar. Bu da demektir ki pirinçlerimiz yeterli kadar kavrulmuş. Ve ardından 1-2 damla limon koyacağız. Çok fazla koymuyoruz. Sadece o nişastayı kırmak için yaptığımız bir yöntem bu. Ve tuz ve bir tutam çok az şeker koyacağız. Harika, güzel bir tat elde edeceğiz. Ve ardından kaynar suyu koyacağız. İsterseniz siz tavuk suyu da koyabilirsiniz. Yarısı tavuk suyu, yarısı su şeklinde bir şey öneriyorum ben. Çok tavuk suyu koyarsanız ben ağır buluyorum ama sizin tercihiniz. Ve kavur. Evet, şu anda pirinçlerim yavaş yavaş birbirlerine yapışmaya başladı gördüğünüz üzere. Kavurmaya devam edin. Yine de kavurun. Kavurun, kavurun, kavurun. En önemli püf noktası bu. Pirincinizi iyi kavurmak. Evet, bir yapışıyorlar şu anda birbirlerine. 1-2 dakikamız kaldı. Şu anda neredeyse yaklaşık bir 5 dakika oldu. 5 dakikadır kavuruyorum. Evet, şu anda pirinçlerim İstediğim kıvama geldiler. Şimdi bu aşamada hemen 1-2 damla limon sıkıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı yeterli olacaktır. Çok az bir miktar şekeri de koydum. Ve de gördüğünüz gibi pirinçlerimiz iyicene kavruldu. Şu anda kaynamakta olan suyum var. Onu da içerisine ekleyeceğim. Ölçü birebir. Kullandığınız bardak kadar suyu ekleyin. Ve bütün pirinçlerin suyun içinde olduğuna emin olun. Evet, bu kaynamayı gördüğünüz anda da altını kısıp kapağını kapatın. Yaklaşık bir 5-6 dakika, 4-5 dakika sürecektir. Suyunu çekecek pilavımız ve de çok mükemmel bir tanelikte, lezzette olacak. 3-4 dakika pişsin, hemen geliyoruz. Evet, şu anda pilavım suyunu çekti. Ve size de hemen bir püf noktası vereyim. Şu gözenekleri görüyorsunuz değil mi? Bunu gördüğünüz anda olmuştur. Hemen ben biraz daha tereyağı ekleyeceğim. Evet. Tereyağını ben hemen şöyle
atıyorum içerisine. Çok fazla değil. Ve de şöyle kapladım ben kapağımı bir örtü yardımıyla ve de kapattım. Böylelikle pilavım biraz daha dinlenecek ve daha lezzetli bir tat elde edeceğiz. Daha düzgün, daha tane tane olacak. Bir 3-4 dakika daha bırakın böyle. Hatta 5 dakika bırakın dinlensin. Evet, pilavımız demlendi de gayet güzel tane tane oldu. Hemen tabağa koydum. Şöyle göstereyim nasıl olduğunu. Hemen biraz bir tadına da bakayım. Şöyle. Tereyağı bu dünyadaki en güzel yiyeceklerden biri ve her şeyi çok güzel yapan bir yiyecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanala şuralardan bir yerden abone olursanız çok sevinirim. Eğer ki diyorsanız şimdi Halis Mulis pilavımızı yaptık. Bir de risotto yap şefimize. Risotto nasıl yapılır onu da görelim diyorsanız altta yorumlarda belirtin. Deyin ki risotto yapalım. Risottoyu da yaparız. Hepinize lezzetli günler.